Yani en çok soruşturmacı gazetecilik konusunda son yıllarda yaptığım en önemli çalışma Hrant Dink cinayeti. Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı olan gazeteci. Ve bu gazetecinin öldürülmesinde devlet görevlilerinin çok büyük sorumluluğu olduğunu ortaya çıkardım. Ve bundan sonra istihbarat alanında çok değişiklikler oldu. Yani bu kişiler uzaklaştırıldı. Ama hala siyasetçiler onları koruduğu için bazı görevlerde atandıkları görevleri koruyorlar. Ama bizim de onlara karşı haberle ve gerçekleri ortaya çıkarmak konusundaki mücadelemiz sürüyor. 19. yüzyıldan beri devletlerin yani hükümetlerin toplumlara karşı gerçekleri söylemediğini ve çıkarlar uğruna topluma yalanları söylediği ortada. Klasik olarak gazetecilik bunu araştırıp üzerine gidebiliyordu ama hatta yargı da hükümetlerin bu yolsuzluklarına karşı kısmen çaba gösteriyordu ve bunu engellemeye çalışıyordu. Ama zaman içinde son 10 yıllardan beri artık hem hükümetler hem yargı ve medya tekelleşmesi halkın gerçeklere ulaşmasını zorlaştırdı, imkansız hale getirdi. Dolayısıyla gazetecilik içinde çok daha bağımsız bir alanın oluşması gerekti. Bu kendiliğinden oluştu aslında. Çünkü bir habere ve toplumu çok derinden sarsan ve etkileyen habere ulaşmak için gazetecinin risk alması gerekiyor. Klasik olarak kendisine verilen görevi yapan, akşam evine giden, sabah tekrar başka bir konuya yönelen gazeteciden çok bir haberi, bir olayı, olguyu sabah akşam peşinde koşan, hatta kendisini o olaya vakfeden insan tipi oluşması gerekiyor. İdealist insan tipi ortaya çıktı. İşte bunlar soruşturmacı gazeteciler ve bunlar hiçbir şekilde devletle farkında olduğumuz gibi çok büyük destek almıyorlar. Ancak kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla insanlar ayakta durmaya çalışıyorlar ve burada olduğu gibi bir birlik haline gelmeye çalışıyorlar. Çünkü bu toplumun bilgi alma hakkı konusunda en güçlü gazetecilik türü olduğu için desteklenmeli zaten.